Topraklardaki kadınlar da böyle az cesaretli kadınlar değil. Her gün televizyonda kadın cinayeti haberleri görüyor bu kadınlar. Boşanmak istediği için öldürülen, kıskançlık bahanesiyle öldürülen, tayt giydiği için öldürülen, rüyasında başka şekilde gördüğü için öldürülen, aldattığını düşündüğü için öldürülen. Yani türlü türlü bahanelerle kadınlar öldürülüyor bu topraklarda. Ve daha eşit özgür yaşamak istedikleri için. Ne yapmış kadınlar? Kendi hayatıyla ilgili karar almış. Sessiz kalmamış. Bu yüzden öldürülüyor kadınlar. Fakat burada şu cesareti görmemiz lazım hepimizin. Eğer kadınlar ölmesin istiyorsak, öldürülmesin istiyorsak, örneğin o kadınlar her gün bu haberleri görmesine rağmen boşanma kararından vazgeçmiyorsa, çalışma kararından vazgeçmiyorsa, kendi bağımsız hayatını kurma kararından vazgeçmiyorsa, o evliliğinden ayrı, kendine ayrı bir hayat kurma kararından vazgeçmiyorsa, bundan büyük bir cesaret yok. Fidan Ataselim, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu kurucularından, Kadın Meclisleri Genel Sekreteri, Hak Savunucusu. Kadın cinayetlerinin önlenmesi, sebep olan ihmallerin gündeme taşınması, kadınların ve LGBTİQ artıların özgür ve eşit yaşam koşullarına sahip olması, 6284 sayılı yasa gibi koruyucu, önleyici yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışıyor. Platform üyeleriyle beraber bugüne kadar hakkında birçok dava açıldı. 30 Kasım 2019'da Kadıköy'de gerçekleştirilen Lastesis eylemi bunlardan biriydi. Ayrıca Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne karşı açılan kapatma davası gündemde. Ataselim, platform üyeleriyle birlikte bütün bu yıldırma çabaları karşısında kadınların yaşam hakkını savunmaya devam ediyor. Sessiz Kalma'ya hoş geldiniz. Sessiz Kalma, insan hakkı savunucularının hikayelerini bir araya getiriyor. Karşılaştıkları zorluklar, dayanışma ve direniş pratikleri üstünden Türkiye'nin son yıllarındaki değişime ayna tutuyor, hikayelerini, onları ses çıkarmaya iten süreçleri, önemli dönemeçlerini soruyor. Sessiz Kalma'nın bu bölümünde sosyalist feminist, hak savunucusu Fidan Ataselim'i dinliyoruz. Nereli olduğumun bir önemi yok diye düşünüyorum. Maalesef ki neoliberal kapitalist sistem içerisinde her şey bir kimliğe dönüşmüş durumda, bir yerli olmak bir kimlik olarak öne sürülüyor durumda ve bu siyasetin ve politik önermelerin, politik programın önüne geçiyor çoğu zaman. Buna da eleştirel yaklaştığımız için, biz kadın meclisleri olarak da, kadın cinayetlerini durduracağız platformu olarak da, ben kendim olarak da burada görev alan biri olarak mücadele içerisinde. O yüzden nereli olduğumu söylemeyi tercih etmiyorum, zorunda kalmadığım durumda. Bir insanı anlatmanın çeşitli yolları olabilir. Nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, ailesine dair bilgiler, aldığı eğitim. Fidan Ataselim ise biyografisini örgütlü mücadelenin tarihinden ayırmanın meselenin esasından uzaklaşmak olacağını vurgular. Ona göre bireysel meseleler örgütlü mücadelenin önüne geçmemelidir. Değişimin birbirinden izole bireylerden değil, bir araya gelerek başlayabileceğine inanır. Çünkü bu tür meseleler politikanın önüne geçiyor ve ben hakikaten bunun nasıl diyeyim hani bir tür popülist siyasete dönüyor, hani bir tür kariyer meselesiymiş gibi ele alınıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Esastan uzaklaşmamak lazım. Böyle bir ele alışta olduğumuz için kadın meclisleri böyle yaygın. Bir politik fikir, ikincisi örgütlü bir mücadele ve onun içerisindeki eşit kurduğumuz işleyiş, meclis işleyişi. Bütün bunların hepsi bir bütün olduğunda bu etkiyi yaratıyor diye düşünüyorum açıkçası. İlham veren kadın diye işte sempozyumlar düzenleniyor, oturumlar yapılıyor, konuşmalar yapılıyor vesaire.
Oralara aslında biraz eleştirel yaklaşıyorum. İlham veren değil, kolektif mücadelemizle bir şey yapabilirsek yapacağız. Bunun bile garantisi yok. O açıdan mesele benim, senin, kişilerin kendini kurtarması bile değil. Bunun için de elbette ki herkes elinden geleni yapıyordur. Ama önemli olan bütün gerçekliği ve bu imkanlara sahip olmayan, daha ikincil planda bırakılmış, hakları elinden alınmış, yüzyıllarca ezilmiş, dinlenmemiş, söz hakkı kesilmiş olan çok çok katmanlı eşitsizlikler söz konusu. Dolayısıyla hepsine karşı mücadele etmek lazım ve hepsini görmek lazım. Bunu ne yazık ki çok görülmediği için de biraz da bu aşamadayız. Bu anlamda temsilcisi olduğu platformun politikasının merkezinde duran kadınlık kimliği de onun için bir ezilen kimliktir. Fakat bu eşitsizlikleri anlamak ancak bütüncül bir bakış açısıyla mümkün olur. Kendi politik örgütlenmesinde de bu bütünlüklü yaklaşımın rolünün altını çizer. Kadınlık da bir kimlik tabii ki. Ezilmekte olan bir kimlik. O açıdan ezilen kimliklerin kendini ifadesi ve mücadelesi meşrudur elbette ki. Bütünlüklü bakıyoruz meseleye. Ben de bütünlüklü bakıyorum meseleye ve burada elbette ki kadınların kurtuluşu için mücadele ederken, İstanbul Sözleşmesi daha aktüel siyasete dair de öneriler yaparken, uygulanmasını sağlamaya çalışırken elbette ki nihai hedef içinde mücadele ediyorum. Ben sosyalist feminist bir kadınım. Kadın meclisleri eşitlikçi feminizmi benimseyen bir kadın örgütü diyebilirim. O anlamıyla şu daha önemli, bu daha önemli gibi yaklaşmak çok doğru olmayabilir. Ama en temel çelişki ortadan kalkmadığı sürece gerçek bir eşitliğin olmayacağını düşünüyorum. O yüzden sınıf mücadelesi çok önemli. Sınıf mücadelesi yürütürken aynı zamanda bir erteleme ve öteleme olmaksızın kadınların kurtuluş mücadelesini, LGBTQ artıların özgürlük mücadelesini de yürütmek gerekir. Mücadeleye yönelik yoğun bir baskı ve kriminalizasyon dalgası vardır. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin karşılaştığı kapatma davası bunun bir parçasıdır. Ata Selim'in yanı sıra platformun birçok üyesi ve aslında feminist hareketin tamamı hedef tahtasına konmuştur. Hepsini hatırlamıyorum ama örneğin yine BİMER şikayetleri üzerine ifade verdiğim ve takipsizlik verildiği durumlar oldu. Aynı kopyala yapıştır metindi. İfadeye çağrılmıştım, ifade verdim ve takipsizlik verildi. Aynı gerekçelerde bunlar aileyi yıkmak istiyor, bunlar terörist, bunlar çete diye. Ya da onun dışında başkaca birçok eşitsizliklere karşı katıldığım eylemlerden, 2911'den gözaltına alındığım, dava açılan ve beraatle sonuçlanan şeyler de oldu. Lastesiste de gözaltına alınmış, bir gün gözaltında kaldık. Ertesi gün çıktık fakat davaya dönüştü. O davanın sonucunda da beraat ettik. Zaten bu ülkede soruşturma açılmamış kimse var mıdır diye de merak etmiyor değilim. Örneğin yine yakın zamanda görülecek olan başka bir dava da var. Yine bir kadın eyleminde polisin saldırısı üzerine 2911'den yine gösteri yürüyüşleri kanunu muhalefetten açılmış bir dava daha var. Başka şeyler de oldu yani. Türkiye'de yaşıyoruz. Demokratik, her şeyin usulüne ve hukuka uygun sürdüğü bir durum yok ki. Böyle bir hayat yaşıyor olsaydık Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformuna ihtiyaç olmazdı. Ya da protesto etmeye ihtiyacımız olmazdı. Eylem yapmaya ihtiyacımız olmazdı. Kendimizi ifade etmek için çırpınmaya, mücadele etmeye, meydanlarda olmaya ihtiyacımız olmazdı. Bu ihtiyacın sonucunda elbette ki bunu bastırmak için her türlü şeyle karşılaşabilmemiz, bunlar hep mücadele içerisindeki olasılıklardır, ihtimallerdir. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden bu şekilde imza geri çekildikten sonra her şeyi yapabilir oldular artık. Yani bunu görmek gerekir. O yüzden mevcut anayasa yetersiz olsa bile anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula çalışması yürüttük İstanbul Sözleşmesi döneminde. Bu önemliydi. Bir kişi her şeye karar verebilir ve kendini yetkilendirerek bunu yapabilir argümanlarıyla karşılaşıyoruz. Yani akla mantığa uymayan ve hakikaten toplumsal meşruiyeti olmayan bir hamleydi. Fidan Ataselim'e göre bütün bu zorlukların karşısında örgütlülüğün büyüyebilmesini sağlayan kadınların beraber hareket etme direncinin sürmesidir. Her bir üyenin mücadeleye kendi kapasitesi dahilinde katkı sunma çabasıdır. Sonuçta oldukça dinamik, gözaltılar, davalar, hapis cezaları ve şiddetin yıldıramadığı bir feminist hareket ortaya çıkar.
Platform kapatma davası tehdidi altında olsa da bu üyelerini faaliyetlerini sürdürmekten alıkoymaz. Türkiye, kadınların her gün yaşam alanları ve hayatları için mücadele sürdürmeleri gereken bir ülke olmaya devam ettikçe platformda çalışmaya devam edecektir. İhbarcılığı yaymaya çalışıyorlar ya da yine yasa dışı bir şekilde üyelerimizle irtibata geçmeye çalışıyorlar, aileleri arıyorlar, para cezalarıyla yıldırmaya çalışıyorlar. Para cezası bildiri dağıtılıyor ya da sticker yapıştırılmış oluyor. Özellikle pandemi döneminde çok karşılaştık. Para cezalarıyla yıldırmaya çalışıyorlar ya da ailelerle irtibata geçiyorlar. Ciddi organize bir saldırı ve korkutma hamleleri yapıyorlar. Fakat hani başarılı olamadıklarını ben hani söylemek isterim. Çünkü mücadelemiz sürüyor, örgütlenme artıyor. Hani örgütlenmede eksiklik olsa ve üyelerimiz azalsa, gönüllerimiz azalsa, çekinse hani başardılar galiba diyecektim ama tam tersi oluyor diyebilirim. Aslında biz günlük ve diyelim ki aylık, haftalık mücadelemize devam ediyoruz. Kapatma davası açıldı ama onu öğrendiğimiz günde, ertesi günde biz yine aylık dava takvimimizi yayınlıyoruz. O illerde o dava eylemlerini yapıyoruz. Gönüllü avukat arkadaşlarımız o davalara katılıyor. 7/24 çalışan telefon hattımız var. Orada nöbetler devam ediyor. Telefonlar geliyor, onlar yönlendiriliyor. Cinsiyetçi bir söylem olduğunda ya da yasa teklifi gündeme geldiğinde, geçtiğimiz günlerde olduğu gibi, buna karşı bu süre içerisindeki hükümetin çelişkilerini, atılan adımların çelişkilerini anlatıyoruz. Verileri raporlamaya devam ediyoruz. Bizim mücadelemiz kesintisiz devam ediyor diyebilirim. Bu emeğin karşılığı olarak da birçok kazanıma imza atarlar. Kaza süsü verilen kadın ölümlerinin yargıya taşınmasını, kadın cinayetlerine ve ihlallere dair verilerin doğru tutulmasını sağlarlar. Hukuken de müdahil olarak, orada söz sahibi olarak da ya da avukatlarımız aracılığıyla yine aynı şekilde sürecin seyrini değiştirdiğimiz çok dava oldu. Özellikle şüpheli kadın ölümlerinde örneğin intihar diye kapanan dosyaların açılmasını sağladık. Kaza süsü verilen şaka diye üzeri kapatılmış olan cinayetlerde gerçeğin açığa çıkmasını sağladık. Yakın zamanda Yağmur Önüt davası asliyede açıldı, ağır cezaya alınmasını sağladık. Şaka yaparken öldürmüş güya. Ağır cezaya alınmasını sağladık. Ağır cezadan indirim alındı. Yanlışlıkla olmuş bu cinayet kararı çıktı. İtiraz ettik. En son kasten öldürdüğüne dair karar çıktı. Ama bu 6-7 yıl falan sürdü yani. Yani çok uzun bir süre. Ama bütün bunları her seferinde gerçeği açığa çıkartmak için elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Yapıyoruz hep birlikte. Dolayısıyla bununla ilgili hiçbir veri ve açıklama yok devlet yetkilileri tarafından. Bunu da biz söylemiş oluyoruz. Ve yıllardır toplumun güvendiği bir örgüt olarak da hangisini dikkate alacakları çok net oluyor. Düşünün ki toplumun %86'sı kadın örgütlerine güveniyor, yetkililere güvenmiyor. Veri yönüyle böyle bir karşı karşıya geliş söz konusu oluyor. Ve cezasızlık politikaları ortada, bu kadar dava takibi yapıyoruz. Bunu analiz ediyoruz, yargıda cinsiyetçilikle ilgili bütün durumları ifade ediyoruz. Biz takip ettiğimiz davalarda bu cinsiyetçi indirimlerin, ayrımcı indirimlerin ancak önüne geçebiliyoruz. Ataselim'e göre belki de her kadının ilham kaynağı bu birliktelik, yani sokakta, evde, gündelik hayatında tüm baskılara rağmen yaşamaya, gülmeye, kendini ifade etmeye devam eden kadınlar olmalıdır. Önemli olan ilk bakışta görünür olmayandır belki de. Ama o her bir kadının kendi hayatında göstermiş olan cesareti, cesaretleri, hepimiz adına ödedikleri kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddet şeklinde ödedikleri bedelin karşılığında biz şu anda hayatta olan kadınlar olarak da kendi hayatımız içerisinde de elbette ki her ne yapabiliyorsak ama örgütlenerek de, bir araya gelerek de, hep beraber bir mücadele yürüterek de bunun mücadelesini ve bunun cesaretini ortaya koymalıyız. Çünkü nasıl evin içerisinde ya da sokakta bir erkek bir kadına şiddet uyguluyor ve onu öldürebileceğini düşünüyorsa, yine aynı şekilde biz çalışmalarımızı yürütürken siyasi iktidar ve onun kolluk kuvvetleri aracılığıyla o erkeklerin aynı ele alışıyla bu sefer de onun politik örgütlü mücadelesini kapatmaya, ona saldırmaya, korkutmaya ve onunla ilgili her türlü kararı verebileceğini düşünüyor. Ya da kimisi siyasi iktidar mensubu kişiler. O yüzden böyle hani benzetebiliriz birbirine ama onlar çok erkek egemenliği, çok politik ve çok örgütlüler. Dolayısıyla bizim de onu aşan şekilde örgütlü bir politik olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Fidan Ataselim,
Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun diğer üyeleriyle birlikte kadınların özgür bir geleceğe ulaşması için çalışıyor. Türkiye'deki feminist hareket hiç olmadığı kadar canlı ve bu hareketin vazgeçilmez bir parçası olan platformda örgütlü mücadelesine devam ediyor. Ama bunu söylerken de şunun altını çiziyorum. Benim her bir söylediğim şey, her bir duruşum kadın meclislerinin örgütlü politik kararlarına bağlı olarak olan şeyler. Bunlar sadece benimle alakalı meseleler değil. Fidan kişisiyle alakalı meseleler değil. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum fidan kişisi olarak bunu diyebilirim. Sessiz Kalma insan hakkı savunucularının hikayelerini topluyor. Savunucuların profillerine sessizkalma.org adresinden ulaşabilir, Spotify, YouTube ve Apple Podcasts üzerinden podcast kanalına abone olarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Bölümde emeği geçenler. Röportajlar Banu Tuna. Metin yazarı ve seslendirme Ceren Yartan. Kayıt ve ses düzenleme Onur Temel. Proje koordinatörü Kerem Çiftçioğlu. Asistan Ece Koçak.